Evet, herkese selamlar. Bugün sizlere matematik, fizik, biyoloji gibi derslerde çok eksiği olan arkadaşların neler yapması gerektiğinden bahsedeceğim. Oyalanmayalım, videoya geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda bizim eksiğimiz varsa demek ki normal tempomuzda bile seyretmemişiz demektir. Dolayısıyla geçmiş günlerde birçok günde aslında problem durumunu yaşamışız. Bunları telafi etmeliyiz. Bu yüzden normal tempoda bir öğrenci neler yapması gerekir? İşte okul derslerinden sonra okul derslerinin tekrarı, günlük soru çözümleri vesaire gibi durumlar gerçekleşmesi gerekiyor. Biz bunları da istikrarlı bir biçimde yapamadığımız için demek ki bazı şeyler yolunda gitmemiş. Peki matematik, fizik, biyoloji gibi derslerde bu açığı daha da büyümeden bu problemin üstesinden nasıl geliriz? Hadi çok kısa bir şekilde buna bakalım. Sevgili gençler, öncelikle yapmamız gereken şey ekstra oturumlar planlamak. Bununla ilgili olarak zaten hali hazırda günlük çalışmalarınızı yapıyor ve bunları bir plan dahilinde yaptığınızı düşünerek aslında bunları söylüyorum. Bu yüzden sizlerin ekstra bir zaman diliminde ekstra çalışmalar yapmanızın doğru olduğunu söylemek isterim. Erken kalkmak burada size avantaj olabilir. Sabah kalktığınız zaman eksik kaldığınız bu derslerde yapacağınız çalışmalar arayı kapatmanızı sağlayacak. Bir süre sonra da normal çalışma temponuza, olmanız gereken hızınıza dönüp normal seyrinizi gerçekleştirebilir, devam ettirebilirsiniz. Tabii bunu yaparken özellikle yapmanızı istediğim bir şey var. İçerisinde bulunduğumuz dönemde bu sınıfta okuyan arkadaşların aslında en büyük hatası yapacağı işleri erteleme durumlarıdır. İşte ertelemeyi yapmadığımız zaman bir plan dahilinde çalışıp o planın zamanı geldiği zaman, uygulamaya odaklandığımız zaman işler yolunda gitmeye başlar. Bunu sürdürdüğünüz zamansa başarı bize kendiliğinden gelecektir. Sevgili gençler, gelelim bir sonraki maddemize. Tabii ki bizim bu derslerden bir konu anlatımı, bir soru çözümü, bir not alma gibi çalışmalar yapmamız lazım. İşte bu üç basamakta bunu gerçekleştirebiliriz. Öncelikle konu anlatımlı kitaplarınızı alıp yayınlardan konu anlatımlarını detaylı bir şekilde tekrar edebilirsiniz, çalışabilirsiniz. Bunları yaparken renkli kalemlerle önemli yerleri vurgulayabilir, okuduklarınızı anlayıp anlamadığınızı test etmek için okuduklarınıza tekrar bir göz atabilirsiniz. Bunun yanında uygulayacağınız ikinci sistem tabii ki videolarımızı izlemek. Tolguç Akademi'nin eksik kaldığımız konulardaki videolarını videodaki kanallarımıza göz atarak hepsini tek tek inceleyebilirsiniz. Bunlar da size son derece yardımcı olacaktır. Kitaplarımızdan konu anlatımlarını çalıştık. Üzerine bir de Tonguç Akademi'nin videolarını izledik. Ve son olarak da tabii ki ne yapmamız lazım? Soru çözmemiz lazım. Bununla ilgili yardımcı kaynakları da kullanarak bir plan dahilinde ertelemeden ve vazgeçmeden çalışmalarınızı özenle ve düzenle yaptığınız takdirde yavaş yavaş hareketlenmelerin başladığını ve açıkları kapattığınızı göreceksiniz. Ayrıca belirtmek istediğim bir şey var. Not almak belki birçoğumuza zor gelebilir. Çünkü günümüzde not alan arkadaşların sayısı bir hayli düştü. Çalışmalarınızda gördüklerinizi ve duyduklarınızı bir de yazıya dökerseniz, onlarla biraz daha yoğun bir biçimde vakit geçirirseniz öğrenmeleriniz davranış değişikliğine döner ve kalıcı hale gelmeye başlar. Bunları da size ayrıca tavsiye etmiş olayım. Not almak çok önemli. Videoyu bitirmeden önce sizlere son olarak soru çözümlerini yaparken muhakkak dikkat etmeniz gerekenlerden bahsetmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, konu anlatımını artık yaptık, notlarımızı aldık ve her şeyi bitirdik. Sıra geldi soru çözmeye. Soruları çözmek için bir kaynağı tamamen bitirmek aslında burada yapacağımız ilk alıştırma olabilir. Mantıklı olan da budur. Öğrendiğimiz konudan birden fazla kaynaktan soru çözmek isteyen olursa onlar da tabii ki yapabilir. Ancak öncelikle bir kaynağı tamamen bitirmek bizim önceliğimiz olursa çalışmalarımız biraz daha kıymetli olmuş olur. Sonrasında birkaç kaynaktan eş zamanlı olarak soru çözebilirsiniz. Şimdi soruları çözerken dikkat etmemiz gereken başka şeyler de var. Bunlardan bir tanesi çözemediğimiz bazı sorular olacak. Yanlış yaptığımız veya boş bıraktığımız. Bunun için de 48 saat kuralını sizlere önermek istiyorum. 48 saat içerisinde yanlışların ve boşların doğrularını öğrenmek için mükemmel bir yarış başlamalı ve onu bir an önce doğru soruya çevirebilmek için eksiklerimizi kapatma adına çalışmalarımızı gerçekleştirmeliyiz. Hocam peki benim çevremde hiç soru soracağım kimse yok. Ne yapabilirim diyen arkadaşlara da günün tavsiyesi gelsin o zaman. Bununla ilgili olarak soru bankalarınızı video çözümlü olarak tercih edebilirsiniz. Sizlerin de bu süreçte karşılaştığı birçok problem vardır muhtemelen. Eğer kafanıza takılan bir soru, cevaplamamı istediğiniz bir şey varsa onları da yorumlara lütfen yazın. Hepsini tek tek okuyor olacağım. Belki bazıları videoya bile dönüşebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.